Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Şipşak'ın 18. bölümünden herkese selamlar. Türkiye'nin ilk fotoğrafçılık podcast'ine hoş geldiniz. Fotoğrafla alakalı tüm gelişmeler ve fotoğrafçılıkla alakalı bilinmesi gerekenleri bu programda bulabilirsiniz. Geçtiğimiz programda fotoğrafçılıkla ilgili Nisan ayı gelişmelerinden haber vermiştim. Bu haftada uzun zamandır yapmayı planladım ve bir türlü vakit ayıramadım sizden gelen soruları yanıtlayıp karşılıklı soru cevap şeklinde bir bölüm hazırladım. E, seçtiğim sorular sipsakpot.gmail.com adresine gönderdiğiniz ve etsipsakpot instagram adresimden bana gönderdiğiniz sorular. Bazılarını seçtim bazılarını da burada hemen açıp cevaplandıracağım. O zaman hiç uzatmadan hemen ilk sorumuzla başlayalım. Bu arada soru soran arkadaşların isimlerini vermeden okuyacağım. İlk seçtiğim dinleyicimin sorusu. Ee, hemen bakalım. Uğur Bey selamlar. Ben 3 yıldır fotoğraf çekimi yapıyorum. Daha çok sokak ve gezi fotoğrafları çekmeyi seviyorum. Ancak problemim şu ki maddi imkanımın yetersizliği dolayısıyla. Fotoğraf makinem ve lensim tahmin edersiniz ki daha başlangıç seviyesinde. Makinem Nikon D80 ve 18-35 mm lensim var. Tamam. Ama netlik problemi yaşıyorum. Hep çektiğim fotoğraflarda. Yakınlaştıkça bir karıncalanma görüyorum ve daha keskin görüntü elde etmemin bir yolu var mıdır bu elimdeki makinayla diye soru sormuş. İlk soru için öncelikle teşekkür ediyorum. Hemen soruna cevap verecek olursam. Birincisi elindeki makina Nikon D80 2006 yılında orta seviye olarak görücüye çıktı. Serinin ilk modeli ve giriş seviyesi olan Nikon D40'ın 7. nesil üretimidir. 10 megapiksel çekim yapabiliyorsun bu makinayla. Bunun da yanı sıra 1 bölü 4 enstantane hızı var ve ISO 100.600 aralığında 3200'e kadar da artırılabiliyor. Yani 3200'e kadar artırılabilen ISO hassasiyetine sahip. Şimdi bu tarz başlangıç ve orta seviye makinelerle yapacağın çekimler çok üst düzeyde olmayacak. En başta onu söyleyeyim. Elindeki imkanlar dahilinde makinanın performansı daha iyi nasıl iyileştirilebilir? Bence en başta özellikle sokak fotoğrafçılığı yapıyorsan gün ışığını yani güneşin daha çok olduğu günlerde tripodla çekim yap. Tripodla yapacağın çekimlerde titreşim hassasiyetini en aza indirgeyeceğin için ISO'yu fazla açmadan ve enstantane hızını mümkün olduğunca 250'de tutmaya çalış. Bu arada eğer ara değerler varsa var mı tam olarak hatırlamıyorum ama shutter speed 200'den aşağıda olmasın Nikon D80'de. Tam olarak şu anda shutter speed hangi ara değerleri ...taşıyor üzerinde bilmiyorum Nikon D80. Bunların dışında söyleyebileceğim pek bir şey yok gibi. Standart tüm bölümlerde anlattığım gibi... ...ilk fırsatta öncelikle bence iyi bir lens al... ...ve aradaki farkı kendinle deneyimleyip göreceksin zaten. Ee, yani çok üstün bir performans bekleme... <laughs> ...en büyük tavsiyem bu olur herhalde. Teşekkür ediyorum tekrar soru için arkadaşıma. Ee, hemen ikinci soruma geçiyorum vakit kaybetmeden... Ee, diğer bir dinleyicimin sorusu da şöyle. Abi selamlar ben ürün fotoğrafçısıyım ve foto çoğunlukla dekoratif ürünlerin çekimlerini yapıyorum. Yalnız geçtiğimiz günlerde cam ve şeffaf ürünlerin çekimi için ürünler geldi. Geçtiğimiz günlerde derken sanırım bu virüs muhabbeti gelmeden önce ben çünkü bayağı önce sorulan soruları da aldım buraya. Ee, şeffaf ürünler gelmiş okey tamam. Be beyaz fonda ne yaptıysam ürünler şeffaf ve parlak oldukları için... Tek ışıkla da çekim olmadı. Hmm. İki ışıkla çektim. Parladı ürün kayboldu. Kıstım arka planı dekupe ettim. Cam simsiyah çıktı. Ne denediysem şeffaf ve parlak ürün çekimini beceremedim ve işi alamadım. Bende mi problem var? Işıklarım mı kötü? Aslında değil ve makinem de iyi bir makina. Ne yapmalıyım bu ürün çekimini yapabilmek için diye sormuş. güzel bir soru öncelikle. Teşekkür ediyorum böyle bir soru için. Hemen cevaplamadan önce bu tarz sorular bu arada çok geliyor. Ve YouTube ve benzeri yerlerde çok fazla bilgi kirliliği var. O tarz yerlerden bakıp hiçbir sonuç elde edemeyen arkadaşlarımız da haliyle sorunların çözüm bulmakta zorlanıyorlar. Burada her türlü çözümü tabii ki ben veremem. Ama elimden geldiğince bu tarz sorulara cevap verip yardımcı olmaya çalışacağım size. Cevaba gelirsek de ben ne yaptığımı, sorunu nasıl çözdüğümü kendi yaptığım yöntemlerle cevaplamak istiyorum. Çünkü ben de aynı şekilde cam ürün ve şeffaf ürün çekimleri yapıyorum. Hali hazırda devam ediyorum. Her yeri cam olan ürünlerin çekimlerini yaptım ve hala daha devam ediyorum. Hatta krom ve full parlayan ürün çekimleri de hala hazırda yaptığımı söylemiştim. Cam ürünlerin ve krom gibi parlayan ürünlerin çekimlerinde en önemli etken ışığın kırılmasını ve objeye düşecek ışığın obje üzerindeki yansımasını çok iyi ayarlamak gerekiyor. Her cam için ya da her şeffaf ürün için maalesef sabit bir kural yok. Çünkü aslına bakarsan her ürün kendi kıvrımları ve köşe kırımları ya da ürünün kendi yapısı itibariyle farklı yapıya sahip. Şeffaf veya cam ürün çekimi yaparken ilk yapman gereken ürünün konturlarını yani kenar hatlarını öne çıkarmak olmalı bence. Ben böyle yapıyorum. Ürünün konturları yani o kenarlarını öne çıkarmak için de ben siyah karton kullanıyorum. Siyah kartonları örneğin bardak çekimi yapıyorsun diyelim. Bardağın önüne düz bir şekilde kartonu koy. Ve yanlarına da kartonu kıvırıp kenarlarında siyahlık belirlerine kadar yakınlaştır. Ya da uzaklaştır bardağı. Zaten karşıdan baktığında yakınlaştırdığında yanlardaki hatların ne kadar geniş olduğunu göreceksin. O siyahlığın ne kadar geniş olduğunu göreceksin. Bu durumda cam bardağın kenarlıklarını yani hatlarını belirlemiş oluyorsun. Önemli olan burada şimdi camı dekup ettikten sonra siyah gözükmemesi. Yani çekimini yaptın her şey oldu falan filan ondan sonra dekup ediyorsun ve cam siyah gözükmemeli. Önemli olan burada şimdi e, camı dekup ettikten sonra siyah gözükmemesi. Ben ortalama bir beyaz dengesi yapıyorum. Camın ortasındaki beyazlık ortalama e, 230 ve üstündeyse yani Photoshop'tan baktığında beyaz alanlara 230 ve üstü bir değerdeyse daha sonra yine Photoshop'la renk ayarı yapıp bardağın ortasındaki siyahlığı alabilirsin. Yani giderebilirsin o siyahlığı. İki yandan ve bir arkadan ters ışık uyguladığında ve anlattığım yöntemleri yaptığında güzel bir sonuca ulaşacaksın eminim bundan. Artık makinandaki ayarları anlatmak istemiyorum. Onları da sormadığını farz ederek sadece hangi yöntemi kullandığını belirtmek istedim burada. Ee, soru için teşekkür ederim bu arada. Güzel soru. Ben de çünkü bu tarz problemlerle Devamlı karşılaştım hatta cam ürünü çektim Mika gibi oldu falan dendi en sonda E tabi ben de orada kendi hatalarımı yapa yapa bula bula öğrendim e, Photoshop'ta bu arada çok güzel üzerinde oynamışım Yani En az bir ürün için Photoshop'ta yarım saatimi falan harcıyordum Ki 300-400 tane fotoğraf çektiğinizde bu nereden baksanız 3-5 günlere falan tekabül eden bir sonuç oluyor Ki bu da bizim istemediğimiz bir sonuç ee, bu tarz problemlerle karşılaştım. O yüzden kendine bence kesinlikle e, ben bu işte yetersiz miyim, e, bir şey bilmiyor muyum falan filan. Elbette ki biliyorsun. Bundan eminim. Sadece e, kontrollerini belirlemek çok önemli. Ters ışık yapıp ve hafta siyah fon kullanıp tamamen yanları beyaz kontur ekleyebilirsin ters ışıkla. Yani bir sürü cam çekme yöntemi var aslında ama en mantıklısı kenarlıklarında o siyahlığın belirilmesi. O siyahlığı belirlersen zaten istediğin her türlü çekimi yapabileceksin. Cam ve şeffaf ürünlerle alakalı. Umarım sorununa çözüm olur bu. Bu arada shopta iyi bilgin varsa tek ışıkla yüksek kontrastlı çekim de yapıp yine güzel bir görüntü yakalayabilirsin. Ama bayağı bir uğraştırıyor dediğim gibi. Ben bayağı bir uğraşıyordum yani hani tek ışıklı tek taraflı bir ışıkla düşük kelvin değerlerinde çekim yapıyordum. Bu çekimden sonra da kontrastım aslında bakarsan istediğim gibi oluyordu ama daha sonra onun üzerinde Photoshop'la bayağı bir oynamam gerekiyordu. Bu sorudan sonra da hemen yeni soruma geçelim. Bakalım sıradaki dinleyicimin sorusu neymiş? Abi merhaba. ilk başından beri programlarını dinliyorum. Ve bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Ne güzel. Neden daha sık yapmıyorsun programları? İlk başlarda her hafta yayınlıyordun. Daha sonra iki haftada bir yapmaya başladın. Bence eğiticiliği ve öğreticiliği bakımından pek çok içerikten daha iyi. Teşekkür ediyorum. Keşke daha sık yapsan. Teşekkürler demiş. Ben teşekkür ederim. Ee, kardeşim çok sağ ol. Bu tarz haberler daha doğrusu haber diyorum. Bu tarz mesajlar almak beni motive ediyor diyebilirim. Ya aslında ilk başlarda programı yaparken her hafta yapacağım diye kendime hedef belirlemiştim. Yine yapmayı çok istiyorum ama o zamanlar daha müsait zamanımın olduğunu fark ettim. Şimdi virüs sebebiyle evde kaldığımız için çok fazla yoğunluğum yok ve hatta bir dönem yaklaşık bir buçuk ay kadar program yapamamıştım. Hafta sonu dahil olmak üzere e, yoğun bir çekim dönemine gelmiştim. O dönemden sonra yayın akışını bozmamak için Mediapodla iki haftada bir yayın yapmak üzerinden konuştum. Şimdi de bu çizelgeyi bozmak istemiyorum. Bakalım belki daha fazla stoklu çalışabilirsem kayıt alma konusunda ilerleyen zamanlarda her hafta yayın yapabilirim. Teşekkür ediyorum tekrar soru için. E, yani elimden geldiğince burada bilgiler aktarıp size yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım da oluyorumdur. E, aldığım sonuçlar aldığım mesajlar daha doğrusu bu sonuçları verdiği için mutlu oldum. Teşekkür ediyorum tekrardan. Son soruyu okuyacağım. Biraz da yakın tarihli sorular okumak istiyorum. Eski sorular üzerinden zaman geçti. Kusura bakmayın bu arada. Bundan sonra belki her programda bir iki soru yanıtlarım. Umarım bunun için zamanım olur. Çünkü anlatacak hala çok şeyim var. Yani bir sürü geniş bir alan. Fotoğrafçılık alanı biliyorsunuz ki. Son soruyu da ekipmanımı ve hangi ışıkları kullandığımı sormuş bir arkadaşım. Ben ona bir cevap vermek istedim. Aslında bunu seçtim. <laughs> e, hemen ekipmanım hakkında bir bilgi vereyim. E, öncelikle Makinam, Canon 6D Mark II e, 24-105 mm F4 L serisi IS-2 USM lensim var. Bir de 50 mm F2.8 IS-STM lensim var. İki tane lenslerim var benim. 3 adet de 400 watt paraflaş ışık setim var ve renkli filtreleri dahil içinde. Ee, ekipmanım bu kadar. Çok olağanüstü bir lens çeşidim yok. Çok farklı e, gövdelerim yok makine anlamında. Ama 6D Mark II benim işimi çok iyi görüyor hem ürün fotoğrafçılığı hem moda fotoğrafçılığı hem sokak hem manzara fotoğrafçılığı diyebiliriz belki. Pek çok alanda çekim yapabileceğim bir makineye sahibim. O yüzden de memnunum makineden. 6D Mark II bence e, 5D Mark III standartlarında bir makina. 5D Mark III de biliyorsunuz iyi bir makinedir. 5D Mark III ve 6D Mark II aynısı skalanın makinalarıdır. O yüzden profesyonel çekimleri 6D Mark II ile yapıyorum. E, video çekimi de gayet iyi. Gayet de memnunum yani makinemden. Bu tarz soruları daha fazla okuyup daha fazla cevaplamak istiyorum. Eğlenceli oluyor bence. Özellikle programın dinlenip karşılığında tepkiler alınması ilk işe giriştiğimde kim dinler ya acaba diye baya bir moral bozukluğu yaşamıştım. O yüzden soru soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ediyorum. Aklınıza gelen her türlü soruyu bilgim dahilinde cevaplamaktan zevk alacağımı belirteyim. O zaman sorularınızı yine bekliyorum diyeyim. Son olarak beni e, UG UGSengul Sipsakpot linkinden Instagram'da takip edebilirsiniz soru, görüş ve önerileriniz için de sipsakpot.gmail.com adresine mail atabilirsiniz. Bye bye, kendinize iyi bakın. Koronavirüs salgınında sağlığa dair güvenilir bilgiler almak hayat kurtarabilir. Sosyal medyada koronavirüse dair gördüklerinizin doğruluğundan emin değilseniz bu mesajları beğenmeyin ya da paylaşmayın. Bilgilerin doğruluğunu Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün web sayfaları gibi güvenilir kaynaklardan kontrol edin. Eğer bilgi yanlışsa Mesaja yorum yapıp doğru kaynağı göstererek insanları bilgilendirmekten çekinmeyin. Koronavirüs salgını boyunca sadece resmi bilgi kaynakları ve güvenilir medya kuruluşlarını takip edin. Doğrulanmamış bilgileri paylaşmayın. Bu mesajı UNESCO ve UNDP sunmaktadır.